Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir model çalışacağız modelimizi yazlık bluzlarımızda yeleklerimizde ceketlerimizde çalışabiliriz bakınız çeyizlik olarak da güzel bir şekilde değerlendirebiliriz tiftik iplerimizde ya da ince iplerimizde simli iplerimizde payetli nasıl isterseniz o şekilde modelimizi örebiliriz Evet modelimizi örmeye hemen başlayalım kolay gelsin. Modelimi kurmak için yetecek kadar zincirimi çektim. Ve geri dönüşümü yaparak ilk yuvamı hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7. 7. zincirin içerisine girerek bir tane yuvamı kuruyorum. Başlangıçta bakınız 7 tane zincir çektim. Minik bir yuva yaptım. Şimdi üzerine zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Şöyle sık iğne gibi bir defa batarak çıktım. Bir tane büyük yuvamı hazırladım. Şimdi iki tane küçük yuvayı yan yana hazırlıyorum. 1, 2, 3. Sayıyorum. 1, 2, 3. batıyorum aşağıdan. Tekrar ikinci küçük yuvamı hazırlıyorum. 1, 2, 3. Aşağıdan 1 2 3. zincire batıyorum. 2 küçük bir tane büyük yuva hazırlıyoruz. Burası başlangıç olduğu için bir tane küçük yuva ile başladık. Bir küçük yuva ile de bitireceğiz. 2 küçük yuvamızı ördükten sonra tekrar 2 3 4 5 ve sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. zincire batıyorum. 1 2 3 1 2 3 yuvamı kuruyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 2 küçük yuva yan yana yaptım. 1 2 3 4 5 sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şöyle görelim. Bir büyük, iki küçük yuva hazırlıyoruz. Bir büyük, iki küçük, bir büyük, iki küçük yuva hazırlayarak ilerliyoruz. Tekrar 1 2 3 1 2 üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Büyük yuvamı kurdum ve en son bir tane küçük yuvamı kurmak istiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. En son trabzanıma giriyorum. 1 ve 2. 2 defa alarak bir tane minik yuvada buraya hazırladım. İlk başlangıçlarda zincirimizden geri dönerek batmıştık. Burada ise iki zincir çektik ve bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Yuvamızı bu şekilde oluşturduk. Bir tane küçük, bir büyük, iki küçük, bir büyük, iki küçük, bir büyük, iki küçük, bir büyük, küçük, bir büyük. ve bir tane küçük. En sonumuzda. Şimdi modelimizin ikinci sırasını örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bu küçük yuvamın içerisine batıyorum bir tane bakınız yuva kurdum 5 zincirimi çektim aynı yere battım tığımın başına doluyorum büyük yuvanın içerisine 9 tane trabzanım örüyorum ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tam 9 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen ilk büyük yuvamı takip eden minik yuvanın içerisine gelerek batıyorum ve bu şekilde bağlanıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum diğer küçük yuvamın içerisine sadece batıyorum şu şekilde bakınız hemen tığımın başını doluyorum buradaki büyük yuvamın içerisine 9 defa ikili trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. örüyorum. 9 trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki ilk küçük yuvaya batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Diğer küçük yuvaya batıyorum. Bu küçük yuvadan hemen tığımın başını doluyorum. Büyük yuvaya geçişimi yapıyorum ve 9 trabzanımı örüyorum. Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek geldim. Aralara 3 tane zincirimi çektim ve 9 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi en son bakınız uç kısmındayız. Şuradaki bölümümüzü bakalım bir tane yuva hazırladık burada da aynı şekilde bir tane yuvamızı hazırlayacağız öncesinde dokuzuncu trabzanımı hemen dönüşümü yaptığım yere batıyorum şöyle bakınız iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum yine yuvanın içerisine girerek ikili trabzanım örüyorum ve bu şekilde her iki köşemizde de bir üst modelimiz için yuvamızı kurmuş oluyoruz Evet yuvamızı kurduktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve başlıyorum. 9 tane trabzanımın dördüncüsüne gelerek batıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncünün üzerine gelerek batıyorum. 1 tane sık iğnemi örüyorum. 5. ikinci 2. sık iğnemi 6. ya da 2. sık iğnemi yapıyorum. 3. sık iğnemi yapıyorum. Toplamda 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. yoğumun içerisine batıyorum ve buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya batıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 1 2 ve 3 yine 5 zincir çekiyorum 3 4 5 ve yuvaya giriyorum 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya minik bir yer hazırlıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4. trabzanımın üzerine batıyorum bir sık iğne yanındakine ikinci sık iğnemi örüyorum ve bir sonrakine üçüncü sık iğnemi örüyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip hemen yuvaya giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve minik yuvamızı oluşturuyoruz. Aynı yere batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4. trabzanımın üzerine yan yana 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra yuvanın içerisine geliyorum. 1 tane ikili trabzanımı buraya kuruyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Aralara minik yuvamızı kuruyoruz. Zincirlerimizi 5 artana çekiyoruz ve 9 trabzanımızın 3 tanesini tam ortaya gelecek yere dikelim. 4., 5., 6. sık iğne ile örüyoruz. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Evet, bir üst sıraya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün düz yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bakınız. Altı zinciri çekmeye başladığım yere girerek batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak buraya bir yuva hazırlıyorum. Evet yuvamızı bir sonraki modelimiz için hazırladık. Buraya yarım bir yuva oluşturacağız. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tam ortaya 3 tane bakınız sık iğne yapmıştım. Tam ortaya gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen şuradaki biraz önceki çekmiş olduğum 5 tane zincirin üzerine gelerek batıyorum şöyle görelim bir tane yuva yaptık ve zincirlerimizi üçer üçer çekerek hemen battık ve 5 tane zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 diğer yandaki bakınız hemen küçük yuvamızın yanındaki zincirin olduğu yere gelerek batıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Tam tepeye batıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Yandaki bir önceki sıradaki yerimize batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Diğer yana batıyorum. Tekrar 1 2 3 tam tepe noktasına batıyorum. 1 2 3. Yandaki bölüme batıyorum. 1 2 3 4 5 Diğer yana batıyorum bakınız. 1 2 3. Tepeye batıyorum. 1 2 3 yana batıyorum. Ve hemen şuraya bakınız. Bir tane yuvamı kuruyorum. Önce 1 2 3 zinciri çekiyorum aynı yere batıyorum bir tane trabzanım örerek buraya da yuvamızı kuruyoruz şimdi yaptığımız işlemimize bakalım bir tane yuvamız var Üç zinciri çektik battık tekrar Üç zincir çektik 2 tane Üç zincir bir tane 5 zincirimizi çektik şuradaki ilk sıradaki yuvamızı hazırlıyormuş gibi hazırladık bakın iki tane küçük yuvamız bir tane büyük yuvamız 2 küçük bir büyük Yukarıda da modelimizin yerini kaydırarak iki küçük bir büyük yuvamızı kurduk ve sıramızın başındayız. Sıramızın her iki başında yarım olarak modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. 5 tane trabzanımızı buraya yerleştirelim. 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı yerleştirdim bakınız kenar zincirinden ayrı 3 4 bir tane daha çekmem gerekiyor toplamda 5 tane trabzanımı yarım olarak buraya kurdum diğer kenarı da aynı şekilde kuracağız şimdi ortadan örgümüzü devam ettiriyoruz son trabzanım hemen yandaki küçük yuvaya batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekerek diğer küçük yuvaya batıyorum ve buradan direkt tığımın başını dolayarak 5 zincir çektiğim yere 9 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine tekrar bir sayalım. Yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 9. 9. trabzanımı ördükten sonra yandaki yuvanın içerisine hemen batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğer yuvaya gelerek batıyorum. Tıpkı bakınız aşağıdaki yapmış olduğumuz ilk işlemimizin birebir tekrarını yapıyoruz. Şimdi tığımızın başını dolayarak 9 tane trabzanımızı 5 zincir hazırladığımız ve yerini kaydırdığımız yuvamızın içerisine örüyoruz. Tam 9 trabzanımızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dokuz. 9. trabzanımızı ördükten sonra yandaki 3 zincirlik minik yuvamıza batıyoruz diğer yuvamıza ise 3 tane zincir çekerek hemen tepesine batıyoruz ve tığımın başını doluyorum 9 tane trabzanımı örüyorum ve sıramın sonuna doğru aynı işlemleri bir tekrar ederek ilerliyorum bakınız çok çok güzel bir model Trabzanımızı örelim, batalım. Tekrar en son trabzanımızı öreceğimiz zaman görüşelim. Sona kadar örerek geldim. Ve en son buradaki minik yuvamızı yapmıştık. 5 tane trabzanımızı bir de kenarımızı yapalım. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm ve tığımın başını doluyorum. Altıncıyı hemen batıyorum. Trabzanımı da ördükten sonra şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki trabzanımın üzerine sık iğne ile batıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine de sık iğne ile batıyorum. Bir zincir iki sık iğnemizi örerek geldik. Yeniden yuvamızı kurmaya başlıyoruz. Bakınız modelimiz çok çok zevkli bir model. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5. Aradaki her iki trabzanın arasındaki 3 zincirlik bölüme gelerek batıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektikten sonra trabzanları saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. tırabzanımın üzerine bir sık iğne beşincinin üzerine sık iğne altıncının üzerine sık iğnemi ördükten sonra bir iki üç dört beş araya giriyorum üç tane zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere batarak minik bir kirpik gibi yuva oluşturuyorum bakınız bir iki üç dört beş ve sayıyorum bir iki üç dördüncünün üzerine batıyorum bakınız bir iki üç dördüncünün üzeri beşincinin üzeri ve altıncının üzerine batıyorum 1 2 3 4 5 giriyorum 3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum tekrar 1 2 3 4 ve beşinciyi çekiyorum sayıyorum 1 2 3 4 batıyorum beşinciye batıyorum altıncıya batıyorum üçer tane Sık iğnemi trabzanlarımın üzerine örüyorum ve en son bölümümüze kadar geldik hemen orayı da örelim 3-4-5 araya batıyorum 1-2-3 aynı yere giriyorum 1-2-3-4-5 hemen şuradaki bakınız son iki trabzanımın olduğu yere 1-2 ve bitişin üzerine de gelerek batıyorum. En son sık iğnemi de örerek batırdıktan sonra hemen 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve bakınız modelimizi 2 defa kurduk. Şimdi 3. kez kurmak için zeminimizi hazırlıyoruz. Hemen buradaki zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektikten sonra ortadaki minik yuvamıza batmadan diğer 5 zincirin olduğu yere gelerek batıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 3. Hemen batıyorum. Sık iğnemin tepesine tam ortalayarak 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Kenardaki 5 zincirime batıyorum. 2 küçük 1 büyük yuvamızı hazırlıyoruz. 3 4 ve 5. Diğer kenara geçiyorum. 1 2 3. Tam tepeye batıyorum. 1 2 3. Diğer yandaki 5 zincirime giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu şekilde bakınız birinci sıramızdaki kurmuş olduğumuz gibi iki tane küçük yuva bir tane büyük yuvamızı örüyoruz. Büyük yuvalarımıza 9'ar trabzanlarımızı yerleştireceğiz ve bu kısımda örmüş olduğumuz e, uygulamanın aynısını tekrar edeceğiz ve bu iki sırayı sürekli değiştirerek öreceğiz. Yani modelimiz kayıyor bakınız birinci sırada buraya yerleştirdik. İkinci sırada kaydırdık. Üçüncü sırada yine birebir aynı yere modelimizi yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde örerek biraz modelimizi büyütelim. Evet modelimizi bu şekilde büyüterek devam edelim. Ve istediğimiz her türlü örgümüzde kullanalım. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.